satışı ile alakalı basın toplantısı yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle Antalya Expo 2016 yılında 550 milyon dolar, bugünün parasıyla 1,5-2 milyar dolara tekabül eden bir yatırımla yapılmış olup bugün ne yazık ki atıl durumda olduğunu görmekteyiz. Bir tek 2016 yılında çocuk ve çiçek temalı bir Dünya Botanik Exposu yapılmış. Bundan 20 milyon TL gelir elde edilmiş. Bugüne kadar da önceki yıllarda yerli ve yabancı bazı konserlere ev sahipliği yapmış durumda. Onun dışında üzülerek söylüyorum, şu anda atıl duruma düşmüş 121 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Atıl duruma düşen sadece expo alanı değil, milletimizin birikimleri de burada atıl duruma düşmüş bulunmaktadır. Biz seçim zamanında birçok kez dile getirdik expo alanı ile alakalı düşüncelerimizi. Milletvekili seçilmeden önce partimde kalkınma politikalarında görev yapmaktaydı. Ve biz kalkınma politikaları başkanlığı olarak Antalya kalkınma raporunu hazırlamıştık. Orada Antalya'nın tarım ve turizmde öncü bir şehir olduğunu ama teknoloji alanında da bir açılım yapması gerektiğini savunmuştuk. Ve basın mensupları bize bu soruyu sorduğunda Expo'nun biz teknoloji ve bilişim üssü olabileceğinden bahsetmiştik. Çünkü Antalya'mız dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Çok güzel bir iklime sahip. Teknoloji şirketlerinin ve insanların burada yaşamak isteyeceği bir şehir. Dolayısıyla biz bu alanda bir açılım yapmamız gerektiğini söyledik. Dolayısıyla kalkınma raporunda da bunu belirtmiştik. Hatta dönemin bakanı Mevlüt Bey seçim vaadi olarak da buranın Silikon Vadisi yapılması gerektiğini söylemişti. Türkiye-Estonya İş Konseyi Başkanlığı yaparken Estonya'nın teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla Avrupa'nın bir Silikon Vadisi olması yolunda gittiğini gördüm. Bunu 25 senelik bir yapılanmayla yaptılar ve nüfusları 1.3 milyon. Biz Antalya'mızda bu yapılanmayla Avrupa'nın teknoloji üssünün Antalya'mız olacağına ben inanıyorum. Dolayısıyla biz bu fikri geliştirmiştik. Burası herhangi bir projenin yapılacağı, rastgele bir projenin yapılacağı bir alan değil. Expo Antalya'mıza yakın, stratejik öneme sahip 121 hektarlık bir alan. Burada proje yapılırken kalkınma parametreleri göz önünde bulundurulmalı. Şehrin markalaşma değeri, istihdamı, yaratacağı katma değer, şehrin 50-100 sene sonraki durumu göz önünde bulundurularak burada projeler yapılması gerekiyor. Şu anda satışa çıkmış durumda özelleştirme idaresi tarafından. Biz şunu savunuyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ile elebet payidar kalacaktır demişti. Bizim payidar kalabilmemiz için Ulu Önder burada şunu da kastetmişti. Milli servetlerimizin de doğru bir şekilde kullanılması, geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Dolayısıyla bizim bu tarz stratejik yerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Burası rastgele satışı yapılacak bir alan değildir. Yoksa Antalya'mıza en büyük ihanetlerden birini gerçekleştirmiş oluruz. Ben buradan Antalya'daki iktidar vekillerine de sesleniyorum. Bu konuda hassasiyetle davranmaları gerekiyor. Vicdanlarını yaralamadan buraya sahip çıkmaları gerektiğini savunuyoruz. Burada yapılacak imar değişiklikleriyle, yapılacak getirilen şartlarla satışı yapıldığında satışı yapılacak şirketlere belli şartlar konmalı. Satın alan şirket buraya ona göre proje uygulamalı. Antalya'nın markalaşmasına, gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirecek şekilde burayı satın almalıdır. Aksi takdirde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın buranın satışını eğer şartlar getirmezse satışını iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz. Biz İYİ Parti olarak projelere karşı değiliz arkadaşlar. Ama bu tarz yerler bizim stratejik yerlerimiz. Expo alanı Antalya'nın geleceği için çok önemli. Bizim gözümüzde Antalya'mız dünyanın en güzel şehri. Herkesin gözünde de dünyanın en güzel şehri yapabilmemiz için, markalaştırabilmemiz için bu tarz yerlerimizi doğru kullanmamız gerektiğini savunuyoruz. Ben buradan STK'larımıza, Antalya'mızı oluşturan dinamiklere, odalara tekrar söylüyorum. İktidar milletvekillerine de sesleniyorum. Buraya doğru bir şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Antalya hepimizin ve biz İYİ Parti olarak yapıcı bir şekilde Antalya'mızın, ülkemizin lehine bir şekilde politika üretmeye devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.